şey şimdi hazırlandık böyle. Ben yüzümü falan sürdüm. Ceren de böyle giyindi. Şimdi nereye gidiyoruz? Alışverişe de. Şimdi nereye gidiyoruz? Alışverişe. Yay! Ve birkaç AVM'ye gezeceğiz. Ve annemin kredi kartını çaldım. Biraz strip attım. O yüzden annem kredi kartını verdi. O yüzden ben para harcayacağım. Beni kızdırmanın sonunu görecekler. Artık para elden gidiyor. Nike'den şey almak istiyorum, böyle yarım atlet, sporcu atlet almak istiyorum. Böyle şey yapmak için, giymek için. Tamam, burada bekliyoruz. Abi bir çıkamadılar annem nerede. Aynen, çok sıcak. Ölüyoruz. Ay. Çantamın üstüne oturdum. Aa, çantam öldü. Ay, bir de çanta almak istiyoruz Ceren de ben de. Değil mi Ceren? Evet. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Şimdi annemle babamın çıkmasını bekliyoruz. O sırada yapacaklarımızdan bahsedelim. Sen ne yapmak istiyorsun Ceren? Ceren Türkiye'den anlatsana. Mesela Ceren, sen ne yapmayı düşünüyorsun? Ben buradan alışveriş ediyorum çünkü Almanya'da daha pahalı falan. Evet, bir de onların parası burada değerli değil mi? Mesela orada bir sweatshirt 20 euro, burada 80 lira. Aradaki fark 20 çarpı 60. 120 lira aslında orada. Değil mi? Bayağı ucuz almış oluyor yani. İkimizin saç rengi aynı. Bak, getir bak. Bak. Oha. Anne bak. Bak, evet. Aynı. Tıpatıp aynı. Neredeyse. Ya aynı zaten değil mi? Dipleri falan da aynı hep. Yani kuzen olmak bunu gerektirir değil mi Canan? Yani. Çünkü aynı şeyden geldiğimiz için dur. Çok sıcak. Araba yanıyor. Yanmıyor mu sence de? Defne. Beni seviyor musun? Ben de seni sevmiyorum. Sen küstüm. Tamam aşkım. Şimdi outlet'e geldik. Madamos'a girdik. Gelir gelmez ve şunu buldum. Ve çok ucuz. Bu mağaza çok ucuz. Değil mi Ceren? Ya. Ceren de kendine bakıyor şimdi. Bunlardan bir sürü almayı düşünüyorum. Çok ucuz çünkü. Starbucks'tayız, bir şeyler alıyorum. Yani aldım, şu an bekliyorum gelmesini. En büyük boyu aldım, kafam kadar. Ceren de öyle. İkimiz de aynı şeyi aldık ama tadı çok güzel. Şimdi Watson's'tan böyle bir alışveriş yaptım, 50 liralık. Normalde annemlerle gezmediğimde böyle bu kadar para harcamazdım. Çünkü yanımda o kadar para olmazdı. Ama artık var. Tek çekim mi olacak? Evet, tek çekim olsun. Pijama takımı aldım. Yazın giyilebilecek. Böyle böyle kuzulu takım. Altı böyle. Üstü de böyle yine kuzulu. Bu da ne kadar? Aa, 20 lira. Ha, üst 20 lira sanırım. Bunun fiyatını bilmiyorum. Çünkü altın etiketi yok. Takım değil mi bu? Takım ama takım 20 lira değildi bence. Böyle bir pijama takım. Bunun fiyatını tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Yalan söylemiş olmayayım.
Sonra bir tane kısa kollu sivit aldım. Bunlar biliyorsunuz yazın giyilebilecek kapşonlu sivitler ve incecikler ve kısa kollular. Böyle. Bende bir tane vardı, bir tane daha aldım. Bu da yaklaşık 30 lira. Böyle. Bence gayet fiyatı da uygun. Zaten Madame biliyorsunuz da çok fiyatı uygun bir yer. Zaten Outlet mağazası olduğu için biraz daha uygun fiyatı. Sonra bir tane daha ben yaz alışverişi yaptım biraz da diyebilirim arkadaşlar. Yine Madame Moss'tan bir tane böyle çizgili bir tişört aldım. Bunun fiyatı 17 lira. Bakın. Çok ucuz. Sonra bir tane de böyle tişört aldım. Hep böyle kısa tişörtler aldım. Yazın. Ve size bunun fiyatını söyleyeceğim, çok olacaksınız. 15 lira. Çok ucuz değil mi? Dehşet ucuz. Ve large bedeni. Large. X'im onu çok küçüktü. Şuralarıma geliyordu. Ben de large aldım o yüzden. Bu tarz bir şey. Böyle, önünde böyle güneş amblemi var. Sizin orada böyle şeyler var mı, bu tarz şeyler? Var değil mi? Sonra daha devam ediyor. Bir tane yine Madame Moss'tan 12 liraya bunu aldım. Böyle, arkası da böyle. Şimdi Ceren de aynısından aldı. Yok. Sen bundan almamıştın. Ha, olmamıştı. Şimdi Ceren aldığı şeyi göstersin. Lifestan 200 liraya kadar kaldı arkadaşlar. Bu sweet'i 200 liraya aldım Levi's markasını. Biraz canım acıdı. Aaa, piyamam. Ya. Ama bayağı pahalı ya, 200 lira değil mi? Para yani. Ben 200 lira harcadım Madame Moss'ta, bir sürü şey aldım. Sonra bir de Ceren bir tane de pantolon aldım Madame Moss'ta. Bu şu an üstündeki eşortmanı. Üstündeki eşortmanın aynısının gri rengini aldı. Yani böyle grimsi bir renk aldım. Ceren'in alışverişi bu kadardı. Evet. Devam ediyoruz. Ben bir tane böyle Mango'dan bir elbise aldım arkadaşlar. 100 liraya. Böyle çok hoşuma gitti. Bu fiyatı da gayet uygun bence. Yani ben böyle elbiseleri çok seviyorum. Ne abiye ne sade, böyle orta. Spor ayakkabıyı da sportif olarak kullanabilirsiniz. Klasik ayakkabıyla klasik olarak kullanabilirsiniz. Sonra H&M'den de bir tane böyle bir şey aldım. Bu da 75 lira. Bir tane böyle elbise. Please believe me, don't you see the thing in me? I love you, 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 I love you. Sonra Ceren bir tane de ne aldı? Sonra ben bir tane Life'ten, aslında bunu annem bana almış. Biz annemlerle dolaşmadık. Ben de anneme bir tane ruj aldım, Maybelline'in kahverengi bir ruju. Ama onu anneme verdim, annem de o yüzden. Life'ten bir tane şey aldım. Ne denir? Tişört. Aynen. Böyle yani annem almış ve çok beğendim bunu da. Bunun fiyatını bilmiyorum annem aldığı için. Sonra annem bir sürü çorap almış böyle. Çorap cenneti. Çünkü ben çoraplarımı çok kaybediyorum. Hepsini kaybettim. O yüzden annem böyle çorap almış. Bir sürü, bir de kemer almış. Hani çünkü bana şortlarım bol geliyor. Şortlarıma takmam için. Kemer. Evet, son olarak da arkadaşlar. Aa, bir dakika, baksanız poşetim nerede? Essence'in 20 liradan 7 liraya düşen yine Outlet baksanız mağazasında. Böyle iki tane oje aldım. Ama bunlar özel seri. Ve simli ve soyulabiliyor sanırım. Bak, peel off. Evet, soyulabilen oje. Deneyelim mi? Hadi. Yeşil sen yine. Ve elinde var mı? Var. Olsun, üstünde dene. Sürüyoruz videonun. Arkadaşlar. Böyle soyulabilen ojeleri eğer soyulmamasını istiyorsanız sürdükten sonra, kuruduktan sonra ojenin üstüne şeffaf ne? Top coat. O ne? Şeffaf oje. Şeffaf oje. Aa, çok top kokuyor, peynir gibi. Aa. Şimdi son olarak ben bir tane ayakkabı aldım.
Bunların ilk 3 modeli var bende. Yani 3.sünü almış oldum. Ama ben bunları sinema filminde giymek için aldım. Büyük ihtimalle sinema filminde bunları giyeceğim ve ben yarın sinema filmine gidiyorum. Cem, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Çok üzgünüm. Bugün son günümüz. Şaka şaka, 10 gün sonra tekrar görüşeceğiz. Ceren 2 aylığına geldi maşallah Türkiye'ye. Bütün yaz Türkiye'de yani. Görüşelim. Evet arkadaşlar, bu videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Bitti mi video? Bitti mi? Evet bitti. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik ama bu videonun devamı olacak. Fuara gittiğiniz için birkaç saat sonra fuara gideceğiz. O zaman devam edeceğiz bu videoyu. O yüzden de bu videoyu like atmayı unutmayın ve fuar vlogunu izlemeyi unutmayın. Bugün çekeceğimiz başka bir vlog yani. İkimizin kanalında da bulabilirsiniz. Size çok 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 seviyoruz. Ve Ceren'in YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Adı neydi? Ceren Şenol. Bir de TikTok hesabını takip etmeyi unutmayın. Onun adı da neydi? Cutie Box. İlk iki tane X ile Cutie Box. Yani C-U-T-I-E-B-O-X.